Değerli hakimler, savcılar kurulumuzun teftiş kurulu başkanı, baş müfettişi ve müfettişlerim, değerli kardeşlerim, biliyoruz ve inanıyoruz ki Türk yargısının milletimizin beklediği adaleti zamanında tecelli ettirmesi ve hakkın dosdoğru tespiti ve sahiplerine teslim etmesi ancak yargı eliyle mümkündür. Milletimizin yargıdan beklediği hizmetlerin anayasa, kanun, hukuk ve buna bağlı vicdanla verilen kararlar çerçevesinde tevzi edilmesinin son derece önemli olduğunda hiç şüphe yoktur. Elbette ki pek çok ihtilafta hem kişilerin kendi aralarında hem devletle vatandaş arasında ihtilafta herkesin yargıdan beklediği makul sürede usule uygun yargılanma, hak ve adalete uygun karar vermedir. Bu büyük bir görevdir. Adalete hizmet herkese nasip olmaz. Cenab-ı Allah herkesi farklı görevlerde istihdam ediyor. Hepimizin yaptığı işe bakmakta fayda var. Bizler adalet gibi yüce bir değere hizmet eden insanlarız ve kurulumuzun çok kıymetli başkan ve üyeleri de hiç şüpheniz olmasın ki milletimizin adaletten beklentilerinin dosdoğru tecelli etmesi, adalet terazisinin dosdoğru tartması, yargıya güven ve yargı hizmetlerinden memnuniyetin artması bakımından son derece önemli görevler ifa ediyorlar. Mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yapan hakimler ve savcılar kurulumuza bağlı teftiş kurulumuzun da hiç şüphesiz mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esasına göre görev yapacağı tartışmadan varistedir. Türkiye'de denetimin sağlıklı yürümesi, her işin sağlıklı yürümesi bakımından son derece önem arz etmektedir. Elbette ki milyonlarca dosyanın görüldüğü mahkemelerimizde yine milyonlarca dosyanın soruşturma konusu olduğu Cumhuriyet savcılıklarımızda yapılan iş ve işlemlerin anayasa, yasalar çerçevesinde denetlenmesi ve yol gösterici bir denetimle eksikliklerin giderilmesi ve gelecekte de bunların tekrarının önlenmesi bakımından teftiş kurulu son derece önemli bir görevi ifa ediyor. Ben hep söylüyorum, buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Yargının bağımsız ve tarafsız oluşunun pek çok göstergesi vardır. Ama bunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz hakimler ve savcılar kurulumuzun yapısı ve teftiş kurulumuzun yapısıdır. Bildiğiniz gibi Türkiye uzunca bir süre Hakimler ve Savcılar Kurulu ismiyle bir kurulumuz vardı. Zaman içerisinde bunun doğurduğu sıkıntılar nedeniyle kurul yapısında değişiklikler yapıldı 2010'da. Ancak hedeflediğimiz sonuçlar maalesef bu değişiklikle ortaya çıkmadı. Kurulda kast düzenini ortadan kaldıralım derken öte yandan yeni bir kastın hain FETÖ terör örgütünün işgali altına giren yeni bir yapı ortaya maalesef çıktı ve biz bunu da düzelttik. Artık şimdi kurulumuz daha demokratik bir yapıya kavuştu. Kaynakları çoğaldı. Eskiden sadece Danıştay ve Yargıtay'dan üye seçimi yapılırken şimdi Danıştay, Yargıtay dışında başkaca kaynaklardan da üye seçimi yapılmakta ve eskiden sadece seçiciler Yargıtay ve Danıştay üyeleriyken şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi 7 üyeyi nitelikli bir çoğunlukla seçmektedir. En son kurul seçimimizde gördük ki meclis bugüne kadar yaptığı en yüksek oyla seçimi
kurul üyeliklerimizde büyük bir uzlaşmayla yaptı. Bu meclisimiz için örnek bir uzlaşma davranışı olduğu gibi meclisimizin bundan sonra yüksek menfaat gerektiren milletimizin iş ve işlemlerinde böylesi bir uzlaşmayı gerçekleştirebileceğini göstermesi bakımından da son derece önemlidir. Bu nedenle Hakimler ve Savcılar Kurulumuz hem yasal, anayasal meşruiyeti hem de demokratik meşruiyeti güçlü ve bağımsız bir kurul haline dönüştürüldü. Seçim usulüyle ve seçicilerle, seçilen kaynaklarla adeta zenginleştirildi ve güçlendirildi. Daha önce bildiğiniz gibi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından sekreterya hizmetleri yürütülen bir teftiş kurulu var iken şimdi kendi sekreteryası olan ve idari mali özelliğe sahip bulunan bir kurulumuz var. Sekreteryası bakanlık tarafından yürütülen bir kurul mu yargının bağımsız ve tarafsız vasfını daha tahkim eder yoksa özerk idari mali yapısı olan kendi sekreterya hizmetini kendi yürüten bir kurul mu daha fazla yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına katkı sağlar? Hiç şüphesiz ikincisi daha fazla bir katkı sağlamaktadır. Eskiden teftiş kurulu doğrudan Adalet Bakanlığı'na, bakanına bağlıyken şimdi teftiş kurulu doğrudan Hakimler Savcılar Kurulu'na bağlı, bakana karşı değil kurula karşı sorumlu hale getirildi. Eskiden bildiğiniz gibi adalet hizmetlerinin teftişiyle yargı görevi yapanların teftişi aynı teftiş kurulu tarafından yapılıyordu. Ama şimdi daha farklı bir şekilde teftiş yapar hale geldik. Adalet hizmetlerini Adalet Bakanlığı'na bağlı teftiş kurulundaki müfettiş ve baş müfettişlerimiz yaparken yargı görevi yapan hakim ve savcılarımızın denetimi, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kurulup görev yapan Hakimler ve Savcılar Kurulumuza bağlı baş müfettiş ve müfettişlerimiz tarafından yapılmaktadır. Bu hiç şüphesiz yargının bağımsız ve tarafsızlığı vasfının güçlendirilmesine çok büyük bir katkı sunmuştur. Bundan sonra da bu katkıyı sunmaya devam edecektir.